Hanımefendiler, beyefendiler, nasılsınız? İyi misiniz? Şükür ben de çok iyiyim. Bu başlangıç da benim başlangıç metaforum gibi oldu. Bunu almadan bir türlü yapamıyorum. Şilacık bugün salık. Ne yapıyormuş bu Şila? Koş bakalım. Gel bakalım buraya. Bir başka İzmir gününü İstanbul'a yer değiştireceğiz. Şimdi buradan çıkıp İzmir'den İstanbul'a doğru gideceğiz Ayşegül'le birlikte. Yolda birazcık otoban, birazcık eski yol, birazcık otoban güzel bir yolculuk çekeceğiz. Bu senenin 10. turu oluyor dostlar. Kolay değil. Sizlerle birlikte kanalımız büyürken biz de gaza geldik. Bir oraya bir buraya gittik geldik. Ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Standart bir yazlık gününü nasıl İstanbul'a çeviriyoruz? Bir kere öncelikle şu çocuğun gelmeyeceği şekilde bu aracı sökeceğiz. Neden? Benim duvar şarjım evde de aynı hattan olması sebebiyle. Bunu buradan sökeceğim 11 kW'ımı. İstanbul'daki eve takacağım. Böylelikle ne oluyor? Bir tane cihaz tasarrufumuz oluyor. Tek aracımız elektrikli olduğu için bagajında bunu taşıyorum. Hadi gelin sizle önce bunu sökelim. Bir süre sonra bendeki rahatlık seviyesini görüyorsunuz. Burası sokak. Ondan sonra ya bir bazen de korkuyorum ya videoları izleyip gelip alıp götürürlerse diye, ama şu kilitli yerden geçirebilmesi öteki tarafa öyle kolay değil. Şu anda bu kablo ucu açıkmış. Ben ucunun arabaya takılı olduğunu hatırlamıştım. Önce geliyoruz. Arabaya takılı olmadığı için Goya'nın kilit mekanizması kendisini salmış durumda. Bunu bu şekilde çıkartıyoruz. Goya yetkililerine de buradan seslenmek istiyorum. Araçlarının IP67 sertifikası var. Yani splash proof. Üstüne su sıçramasına karşı korumalı. Ama yağmurlar başladı İzmir'de. Yağmur yağdığında ben güzel PPF malzememle bunu böyle kapattım. Buradan böyle su sızsa da artık içine bir şey olmaz. Bunu buradan tutup öncelikle çıkartacağız ama tek elle hem video çekip hem şey. Neyse ben bunu çıkartayım. Güzelce çıkardık. Burada bakın arkadaşlar, bütün sistemlerde şurada bir kilit var. Bu da buradan bunu kilitliyor bakın böyle. Böyle çekmeye çalışırsanız kırarsınız. Öncelikle bunu çekeceksiniz, sonra buradan bunu alabilirsiniz. İşte elimde. Kaç? 20 bin liraya almıştım ama galiba şimdi biraz fiyatı artmış. Şu anda duvar şarjımı, ki ben bunu da hiç duvara da sabitlemiyorum ama aslında şöyle sabitlenebilir. Burada bu duvara takılan bir plastik şey var. Duvarı delsek yapabilirdik ama Engin Hoca bununla uğraşır mı? Uğraşmaz. Zaten kablosu çok sağlam. O yüzden benim buna ihtiyacım yok. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Yine erzak bir taşıma, ayrılık şeysi. Erzak taşıma komple hepimizin erzaklarımız. Boyozlar, şunlar, bunlar. Evet, bu da Aslan şeydi. Anne kız vedalaşması. Aslında Ayşegül'ün İstanbul'a gelmesine gerek yok ama abisi geliyor diye. Evet, yolda yalnız bırakmayayım seni diye geliyorum. Evet, ama özledim bir de İstanbul'da. Evet. İstanbul'da 7 gün 17 hadi sen de çek de babamla vedalaşmamızı da onlar da izlesin. Babam, dur bir dakika elini öpeyim. Sonra laf ederler. Hadi. Anne, yolculuklarınız olsun. Güle güle gidip gelin. Oh. Ay, hadi sarılayım. Hadi bakalım. Biz de kargoya yetişeceğiz. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle. Hadi, tekerinize taş demesin. Oo, Toyota ile gidiyorlar ha? Evet, Toyota ile yolculukları var. Lastiklerini uyarısı veriyor ve deposu boşaldı da ben doldurun dedim. Ondan. Eyvah. Ayşegül Hanım, ona emanet ettiğimiz Tesla anahtarını bakalım alabilmiş mi? Çünkü arabamız sonunda servise gidecek ve Ayşegül servise teslim etmesi için ondan ricacı oldum. Onun da bir videosu olur, kanala koyarız. Teslimat nasıldı? Unutmuş musun? Evet. Ey maşallah. Hadi bakalım. Bu arada da kendime aynadan bakmak çok güzel oluyormuş. Şu anda dikiz aynasından kendime bakıp öyle konuşuyorum. Aptal gibi bir görüntü çıkmış. Aslında size böyle bakmam lazımdı. Bu videoyu arkadaşlar Ayşegül ile birlikte bir şarj teknolojisi için çekeceğiz. Bildiğiniz üzere ben sponsorlu bir içerik değilim. Hiçbir yerden şu ana kadar bir para, pul almadım ve hiçbir şeyin de reklamını yapmadım. Ama bundan sonra şöyle bir kararım var. Doğru gördüğüm, güzel, hoşuma giden şeylerle videolarıma konuk alacağım. Mesela bir tane aklımda olan iyi sevdiğim bir uygulama var. Lixium. Bütün şarj altyapısını gösteren şeylerin, o arkadaşlarla bir şey yapmayı planlıyorum. Bir de şimdi NX teknolojisi diye, benim bu hani arabalara tek elle takıp şarj ediyoruz ya, o çok güzel bir iş. Onu gösterelim, siz de kullanmaya başlayın. Fark ettim ki videolarda hep böyle lafı gelip geçiyor. Güzel güzel onun ne olduğunu iyice anlatalım. O zaman yolumuz, hazır mısınız Ayşegül Hanımcığım? Hazırım, başlayabiliriz. Ne oldu, ne? Aldın mı Tesla kartını? Aldım. He, unutmuşsun. Evet, çantamın diğer gözünde kalmış. İşte budur. Tesla kartımız da varsa o zaman yola çıkalım. 2,5 saat sonra yolda yine rahat durmayız, bir şeyler anlatırız da.
Anlatırız ya. En güzel yolculuğumuzu, en heyecanlı kullandığımız yolları falan anlatırız. Birazcık değişiklik olsun. Hikaye olsun azıcık. Evet. Nerelere gittik, neler yaptık onları anlatırız. Yasa tesislerinde Ayşegül'e çiğ börek ısmarlayacağım bu sefer. Ne ısmarlayacaksın abicim diye pazarlık ederek geldi. Dedim sana çiğ börek ısmarlayacağım. Evet, çiğ börek. Başka bir şeyler de olabilir. Bir şeyler de bakabiliriz yanına. Peki çiğ börek mi, çiğ börek mi? Bence bugünkü yiyeceğimiz çiğ börek. Heh. Eskişehir'deki çiğ börek. Orada Tatarlar yapıyor galiba. Tatar işte, göçmenler yapıyor. Onlar çiğ börek olarak yapıyorlar. Biz burada gidiyoruz, çiğ börek olarak yiyoruz. Eskişehir'dekilerin ismi çiğ börek, diğer yerlerindeki adı çiğ börek. Fakat çiğ midir değil midir onu bilmiyoruz. Bir adı vardı, onu da bakar koyarım buraya ya derste. Şey, çiğ güzel demekmiş. He, çiğ güzel. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Saatlerimiz şu anda tam 6. Bakalım kaç saatte İstanbul'a gideceğiz. Ama böyle var ya, keyfini çıkarta çıkarta. Acelemiz hiç aşırı yok. Akşam saat 6'da tam trafik vaktinde çıktı. İstanbul'a tahminim benim, yani tertemizinden 12'de biz evde oluruz. Şarjı, yemeği, ıvırı, zıvırı. Evet. Belki bir kahve için dururuz. Bir yarım saat falan uyanırız. Bakalım. Hiç kasmayacağım. Şarjımız da bol. Gittiğimiz yerde en yakıttan şimdi o şeyi de şarj edeceğiz. Orada bir çorba içene kadar %30 elektrik de alıyor. Dangır dangır gideriz biz. Kesinlikle. Süper olacak. Süper. Takip edin bizi. Takip edin. Takip, o zaman sen iste bakalım bir de. Ben istiyorum. Lütfen bizi takip eder misiniz? Abimi takip edin öncelikli olarak. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü benim çok azıcık müşterim var. Müşterim diyor ya. Şeyim ya, var. Alız alışkanlığı. İşten sebep bu. Takipçim var. Benim de azıcık takipçim olsa çok hoşuma gider. Kanalımızın gerçekten farklı bakış açısıyla Ayşegül Özören diye aşağıya koyuyorum. Bir el atın ya şeyden. Vallahi zevk alıyoruz. Yoksa işimizin gücümüzün başındayız da. Çok garip bir şeymiş yani, YouTuber olmayan YouTuber'luk. Evet, heveslendim. Bazı attığı videolar benimkinden çok güzel, çok enteresan oluyor. Aynı videoyu ikimiz atıyoruz, yarışıyoruz. Ben abimi geçiyorum. Geçiyor. Dün denediğim, ekonomiyle alakalı düşüncelerimi paylaştığım videoya çok büyük teveccüh gösterdiniz. O videoyu da buraya kartını koyayım, izleyin. Daha onun gibi videolarda devam edeceğim. Yani ders de işlemeye başlayacağım kanalda. Hatta şuradan şöyle söyleyeyim. Bu sene ben üniversitedeki dersimi iptal ettim. Hem biraz daha özgür olabilmek için 5,5 yıldır verdiğim dersi bu dönem vermeyeceğim. Ama kışın kanalımızda zaten çok iyi takipçilerimiz var. Canlı yayınlarla her perşembe akşamı mesela üniversitedeki Executive MBA'deki programın birebir aynısını YouTube'da canlı yayında hepinizle yapıp sonunda da 14 haftalık bir derstir o. YouTube'da biraz daha kısaltabiliriz belki, vizesi finali olmayacak neticede. Bu yaptığımız işi ben gerçekten Engin Hoca'nın tasarım odaklı düşünce ve inovasyon dersimi tüm YouTube'daki takipçilerimle canlı yayında katılımcıların belirli bir katılım yüzdesine ulaştıkları zaman sertifikasını benim tarafından verildiği, kar amacı gütmeyen, ücretsiz birebir sizlerle bu dersi yapmayı planlıyorum. Çok da güzel olabileceğini hayal ediyorum. Bakalım o günler gelsin, kış gelsin, evlere kapanalım şöyle soğukta. Sizlerle sıcak sıcak bir üniversite dersini YouTube'da verelim. Türkiye'de de bir ilk olabiliriz. Üniversitedeki dersini bırakıp o dersi YouTube'una taşıyan hoca olma düşüncem var. Ne dersiniz buna? Yorumla yapsanıza, katılır mısınız? Yani 10 hafta 10 perşembe akşamı 2 saat benim kanalımı takip eder misin? Aktif, canlı. Canlı yayınlayacaksın değil mi dersi? Canlı yayında canlı tabii canım. Yayın. Tekrarı yok. Bitti. Bu güzel olur. Bunu severiz. Ne? Katılırsınız. Online ders. Sanki üniversitede yüksek lisans yapıyormuşsun gibi. Açık üniversite. Free. Bedeş. YouTube Üniversitesi. YouTube Üniversitesi. Ya bu İstanbullular yüzünden İzmir bitmiş ya. Şu trafiğe bakar mısınız kardeşim? Bu İstanbullular geldi. Bu İzmir'in tadını, tuzunu kaçırdı be kardeşim. Arttırdık, arttırdık. Lezzet verdik İzmir'e, azıcık hareket verdik. Senin yüzünden verdik. Bu trafikler var İstanbullu, seni taşındın buraya. Hem İstanbul'da. İstanbul'unki de azıcık rahatlasın be. O garibanların suçu ne? İstanbul'da doğup büyümek suç mu? Hep trafik mi çekeceğiz biz? Böyle koyu İzmirlilere İstanbul'dan geldik deyince bir yüzleri düşüyor. Geçenlerde konuşuyorduk bunu. İzmir milliyetçiliği diye bir şey var. Hani fikri olarak uymasalar bile herkes İzmir'imiz başka. Bizim İzmir'imiz şöyle. Ya arkadaş, burası da Türkiye'nin bir toprağı, bir ili ilçesi, bir şeysi yani. Ne bu kadar İzmir ayrı cumhuriyet mi kardeşim? Yok, biz İstanbul'da sanki gelen İzmirlileri sayıyoruz. Ben samimi söylüyorum, İstanbul'da İzmir'den daha çok İzmirli vardır. Tabii ki şey olarak değil.
Sivaslılar kadar değil. Ama arkadaş, bütün kurumsal hayatta çalışan dostlarımın yarısı İzmirliydi. Aşkla, özlemle, ah ben İzmir'ime dönmek isterim diyen bir sürü insan var. Al ben senin yerine döndüm işte. Hiç. Siz oraya gittiniz, biz buraya geldik. Mübadele yaptık tekrar. Ama annem babam bana burada şey diyor. Ha, İstanbul'dan mı geldiniz falan diye. Bu da bu klasik geyiktir yani. Hiç pişman değilim senin olmaktan. Senin olmaktan. Hiç pişman değilim. Şimdi arkadaşlar, karşı tarafa mıcır dökmüşler. O zaman sağ tarafa geçelim. Çünkü çat çut arabanın başına geliyor. Böyle yerlerde çakıl taşı zaten arkaya sıçradığı için size gelmesi çok tehlikeli değil, ama yandan sektirip arabanın yan camına çarpan birkaç tane şey oldu. Bu durumlarda PPF'ci arkadaşlar böyle geliş geliş, çarp koçum PPF var diyebilir. Bizim arabada PPF yok, boyanın direkt kendisi var, çarparsan çarp ya modunda şey yapıyoruz. Malımızın kıymetsiz olduğundan değil, vurdum duymazlıktan değil. Arkadaşlar, istediğiniz kadar sakının, sakınan göze çöp batarmış. PPF'li arabaya da öyle bir taş çarpar ki PPF'i de deler sonuçta. Bir de onu değiştirmek zorunda kalırsınız. Ben böyle düşünüyorum. Arabam olmuş 20 bin kilometrede. Zaten olacağı oldu. Ben bu arabayı 200-300 bin kilometre kullanacağım için o PPF'i bakmakla kendi bir şey yapamam. Sırf bu yüzden lens kullanmıyorum ya, o dertle dertleşmemek için. Şu yolun güzelliğine kendinizi verin bol bol. Arabanı her gün %60, %50 pil tüketemiyorsan de ki yanlış bir araba almışım sayın seyirciler, yanlış. Her gün, ben mesela dün arabayı sadece 50 kilometre kullanabildim. Biliyor musunuz, içim gitti. Ya dedim, araba bugün boş durdu. Her gün bu arabanın çalışıp 50-100 kilometre yapması lazım. Çünkü bedavaya geziyoruz. Ne kadar çok gezerseniz o kadar hayatı keşfedersiniz. Sadece dikkatli olmanız gereken şey bu şey, trafik kurallarına uyarak düzgün bir şekilde gitmek. Ayşe, bir çok üzücü bir şey gördüm. Ne? Kablo dibinden sıyrılmış. Ya. Baksana. Kopacak. Eyvah, buradan mı saldırır? Orayı hemen patlayalım sonra biz. Bu özür makaron edelim. Var ya, evet. Alttan şey, orijinal kablo. Neyse, bunlardan kurtuluyorum. Kısmetse iPhone 15 Pro Max'e geçiyorum. Ama hayır, öyle ben geçmeyeceğim çünkü benim gizli lazım. O senin problemin, ben bir şey evet, yapamam. Evet, bu elleme kaplama, daha şarj etme, ben kullanacağım. Olduğumu böyle çekip giderken canın acıma. Şimdi bazen böyle yazıyorum. Benim canım çok kahve çekti. Otobanın da ilk durağında Starbucks var. Bir de benim yıldızlarım var. Dedim ki bir tane büyük boy, böyle Ristretto Bianco, ekstra şatlı, non-fat. Let me full bir fat. Bir daha başlıyorum. Canım bir tane Ristretto Bianco, ekstra şatlı, venti boy, ki içerisinde 6 tane espresso oluyor neredeyse yarısına kadar. Full fat, yeşil, pınar sütten, köpüksüz, ağzına kadar dolu kahve çekti canım. Bunu içtiğim için de Amerika'nın uşağı olmuyorum uşaklar. Yani Starbucks güzel yapıyor bu kahveyi. O da otobanda var. Gireceğim, Saruhan'dan çıkacağım. Bir de göstersene bak şuradaki. Şu arkada giden yol, bilmiyorum parmağımla görüyor musunuz? O yolda oldum olası gitmeyi sevmem. Işıkları bana faşist diktatörler gibi gelir. Habire sürekli dur kalk dur kalk. Canımı sıkıyor. Buradan gireceğim. 20-30 TL bir ücreti olacak. Saruhan'dan çıkıp eski yoldan devam. Yani iyi bir marka olursanız Amerika'nın uşağı olmanıza gerek yok. Hani demiştim ya size, Starbucks gibi marka olmaya çalışıyorum. Kendi yaptığım işte de. İnsanlar döner dolaşır. Pahalısın der, sen şöylesin der, böylesin der. Ama gideceğiz şimdi Starbucks'ta, yine kuyruk olduğunu görürsünüz. Neden? İşinde dürüst, sadık ve
standart kalitesini her zaman tutturuyor olduğu için de bu da önemlidir. İşte Apple kullanmak, Tesla kullanmak, Starbucks kullanmak, bunlar sizi kötü insan yapmaz. Kimsenin de uşağı yapmaz. Daha iyisi varsa onu kullanırsın. Bir de ben burada şeyi çok gülüyorum. Bu sistemleri YouTube'da dile getirmeyi. He, bir de YouTube'dasın. Al. Sen de Amerikanın uşağı olsun. Evet, yani YouTube'da Amerika ürünü kullanma demek. Ama başka YouTube'dan başka yer yok. Ücretsiz falan diyorlar ona da. Reklamlar izliyorlar. Amerika'ya para kazandırıyorlar. Yani, ya abicim bir sinyal verir misin? Arka kamerayı gösterir misin? Gün batımı çok güzel duruyor. Ya arka kamerayı mı? Evet. Hemen buyurun. Baksana gün batımı çok güzeldi. Biraz evvel çok güzel parlıyor. Göz çok güzel görüyor ya. Baksana. Aç da manzara seyrederek gidelim ya. Ben bu manzarayı seviyorum kardeşim. Park alanımıza geldik. 115 TL tutacak alacağım kahve ve koca bir 0 TL vereceğim. Ama diyeceksiniz ki Engin o yıldızları kazanana kadar kaç para harcadı? Sence Engin Hoca 15 tane kahve içip mi kazanıyordur o yıldızları? Lan beni hiç mi tanımadınız? Yazıklar olsun sizlere. Da Starbucks'ın kampanyaları oluyor. Cookie al 5 yıldız bilmem. Ben onlardan 3'er 5'er alıyorum. Zaten yenen şeyler o sayede kahve bedavaya ya da cookie'ler bedavaya geliyor. Takip ediniz hocam. Bunlar önemli şeyler. Tamam hocam. Bak ıslak. Neren ıslak? İşemediğime göre diyor. Islandı. Benimki de ıslandı. Nemliyim yani şu ama anda. Biz de ama Ayşegül bunlar çözülemeyecek problemler değil. Testada hiçbir kusur hata yok diyenler oluyor bazen. Ulan benim niye popom ıslak şu anda? Bayağı terletiyor işte yani. Ben yarın post koyacağım. 45 dakikada Torbalı'dan buraya geldik. Ne bastık? İşte Starbucks'ımız. Güzel güzel gelelim. Hiç kimsenin gitmediği Starbucks. 100. yıl kupası çıkmış gördün mü? PSL. Aa geçen sene de buradaydık hatırlıyor musun? Evet. Pumpkin Spice Latte zamanında. Pumpkin Spice Latte. Çanta almışlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Starbucks'tan hangi kahveyi söylüyorum? Sen de söyle mutlu ol. Venti Boy, Ristretto Bianco, Extra Shot'lı, tam yağlı sütten, köpüksüz sütle ağzına kadar dolu. Bu sayede iki kişi bu kahveyi bir gün boyunca içersin. Her yerin titrer ama mutlu olursun. Uzun yolculuklarda FD kanalını izleyerek gitmek en güzel şeyler. Sevgili değerli dostum, biricik YouTuber'ın bizim bu işi öğrendiğimiz arkadaşımızın Model X videosuyla bu işe başlamak tabii en güzeli. Hem de hızımızı çekebilirsin Ayşegül. Saruhan'dan çıkacağız şimdi. Saruhan'a niye girdik? Kahve almak için girdiğimi zaten söylemiştim. Ama bu yoldan da böyle insan çıkmamak istiyor. Fakat çıkmazsam eğer, yanılmıyorsam 11 kilometre bu yol Susurluğa kadar yolu uzatıyor. Şöyle bir dış çanak yaptığı için. Bir de eski yola çok alışmış birisiyim. O yolla gitmek de harikulade zevk verdiği için birazdan Saruhan'dan çıkacağız. Niye Saruhan'dan çıkıyoruz? Çünkü eski yolla yeni yolun birbirine böyle öpüştüğü bir nokta hiç fazladan içeri doğru girmiyorsunuz. İstanbul'da hani Ok Meydanı'ndan E6'ya geçiş çok rahattır ya, diğerlerinde o kadar rahat değildir. Mesafe kat edersiniz yani iki yol arasındaki paralellikten dolayı. Onun gibi en yaklaştığı yerden çıkarsanız, şimdi bakalım gişelerde kaç para vereceğiz normalde bilmiyorum ama bu yolu Bursa'ya kadar gittiğiniz zaman 100 kaç lira veriyorduk ya? 200 lira veriyoruz. 240 galiba. 240 veriyoruz. Ama buradan ufak bir kısmını vereceğiz. Sonra Susurluk'tan bir daha gireceğiz. 60 lira da orada vereceğiz. Onu biliyorum çünkü o benim su yolum. Her türlü o yoldan geçtiğimiz için. Bugünkü programımız bu oldu. Kahveyi bedavaya aldık ama otobanla şey yaptık. 146 ile costingime bağlarım. Langır langır gidelim. Neden? Varsa kardeşim ben bedavacıyımdır. Mis gibi bedava yolumuz gideriz. Ama videoyu burada kesiyorum. FD anlatmaya başladı. Sebebi anlatalım, dinleyelim. Motor teknolojisi. Öğrenelim. Model Y gibi değil. Ne oluyor o zaman? Biraz rally kullanan araba. Onda 2.5 otopilot. Model Y'de de otopilot 3.0. Şimdi bu... Herhalde FD bize burada bir şey atmazsın. Değil mi sevgili arkadaşım? Copyright, mopright, patent, matent atmazsın sesin çıktı diye. Öyle yapmazsın diye düşünüyorum. Saruhan'dan çıkıyoruz. Önümüzde bir tane tırımız var. Heyecan dolu bekleyiş. Ben buradan hiç ilk duraktan çıkmadım şimdiye kadar. Girdiğimi de hatırlamıyorum ama kaç ya aslında mi? Girdik bir iki kere de ufak tefek yerlerde girdik. He. Mesela Kula'ya giderken de yaz çok sıcaktı. O zaman sırf Starbucks almak için girmiştik. Soğuk Starbucks almak. Buradan girip çıkmıştık. Hatırlıyorsun.
Evet, o zamanlar tabii şeydi, daha ekonomikti. Ayşegül'cüm, heyecanla bakıyorum. Heyecanla bekliyoruz. Bir ikisi alabilirsin. Biraz güzeldi. Yaklaştı. Yaklaştı. HGS etiketimiz yok. Direkt plaka tanımayla giriyor. Tanıdığı ve 50 TL. Hoşça kal 50 TL. Hoşça kal. Güzel. Bir de yapıştıralım şöyle. Ama bayağı yapıştırdın ya. Çekerken yapıştırma, böyle hazırlıksız yakalandım. Akhisar Balıkesir'den çıkıyoruz. Susurluğa gideceğiz çünkü. Zaten şuradaki mavi İstanbul sağdan tabelası. Sağdan şöyle. Takip. Güzel. Bakın takip. Arkadaşlar, çıktık gişelerden ve bizim yolumuza bağlandık. Yani 1 kilometre bile değil. 2 yol arasındaki fark. Ben buna bayılıyorum. O yüzden Saruhan'dan çıkıyorum. Şimdi ver bana eski yolumu. Ben bu yolu... Tırıl mırıl tırıl mırıl abim buradan gitmeyi seviyor. Evet. Susurluğa kadar gideceğiz şimdi. Abi kardeş, aramızda bir muhabbet vardı. Dedim ki yani gerçekten biraz önce çok keyfe geldim. Ya bu arabayı kullanmak çok rahat dedim. Şimdi evden çıktığımızdan beri ne şarjım kaç diye baktım. Gerçekten söylüyorum size, kaç kaldı, ne baktık falan diye. Hiçbir şeye bakmadım. Yani YouTube'da sizler için içerik geliştirirken bakıp söylüyorum. Yani şu anda mevcut yolculuğumda işte 198 watt saat yakmışım. Pilim %55'e düşmüş. İnanın Akhisar'a geldim. Gideceğim yere defalarca gittiğim için dostlar, evden de çıktığımda %90 şarjım vardı. Yani normal bir araba gibi. Hiçbir şeyine dikkat etmeden yolculuk yapabilmeye başlamak bende 15.000. kilometrede geldi. Ayşegül de çok güzel söyledi orada. Bir daha söylesene. Koltuğu çok rahat. İçi çok geniş, ferah. O kadar alıştık ki. Bir de öğrendiğimiz için takılmıyoruz da şarjına artık. Hiç bitecek mi, şöyle mi olacak? Hayat rotamız da oturdu. Plan rotamız da oturdu. Zaten şimdi gelecek 2 gün de ben tek başıma kullanacağım. Bunu bir kere daha öğrenmiş olacağım. Aynen. İstanbul'da 2 gün. Kendi kendine şarj edecek, akşam bağlayacak. Hepsini zaten ben bunu bir süredir uzatıyordum bunu yapmaması için. Çünkü bu eli vereceğim ya şimdi 2 gün kullanacağım. Bu kolu kaptıracağım yani, öyle bir durum olacak. Sonra ben Corolla Cross'a binmeye başlarım. Ayşegül der ki falanca yere gideceğim, Tesla bende. Peki diyeceğiz, başka ne diyeceğiz? Yapacak bir şey yok, öyle. Ekonomik şartlar az yaktığı için, ben de uzun yol yaptığım için böyle olacak gibi duruyor. Aynen. Yoksa arabanın şu anki sessizliği, gidişi, her şeyi oldukça güzel ve zevkli. Sizlere de tavsiye ederiz. Bende de varmış. Bak, aydınlandık. Oo. Sana buraya da pozitif özellikleri +1 ekleyelim lütfen. Bunlar polis galiba. Kanalıma hoş geldiniz. YouTuber ışıklarımızla bizler şu anda yolculuk içerisindeyiz. Sesim bile değiştirdi. Ya kızım, sen bana bunu niye söylemedin? Perişan oluyorum. Şu ışığın altına kafamı sokuyorum, böyle duş alır gibi böyle sunumlar yapıyorum. Arkadaşlar, YouTuber işi almamına gerek kalmadı. Of, artık var ya, ben böyle efsane video çekerim ha. Evet, çek işte. Bakayım. Geçen uzaylı gibi çıkıyorum gerçi. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Ben de birazcık pratik zekayımdır sanırım. Çak. Sen 10 numara bir insansın canım. Teşekkür ederim. Gerçekten ben böyle yol boyunca rahat rahat geceleri konuşabilirim artık. Evet. Baksanıza şunun güzelliğine. Oh, çiçek. Ben ne light ışık mı? Buna ortaya yuvarlak ışık diyordum. Bir de ben akşamları 1x'te sunuyordum. Bak, 0.5'i alayım şimdi. 0.5 kameranın dinamik aralığı şey olduğu için, düşük olduğu için güzel çekmiyordu, ama bu ışığı ben de şimdi ilk defa YouTube'a koyunca göreceğim. Böyle sunum yapmanın. Bence güzel olur. Güzel güzel. Azıcık kendine de bakıyorsun. Güzel oluyor. 17 dakika kaldı. Kaybettim kalbimi beline. Ah, felaket felaket. Ve bir kez daha yasa. Ya var ya arkadaşlar, sponsorum zannedeceksiniz. İnanın sponsoru falan değil. O kadar stratejik bir yerdeki, bakın %21 şarjımız kaldı. Ondan sonucuma istasyonumuz mis gibi boş. Ve bu istasyonda Türk elektrikli araç mobilitesine dair büyük bir teknoloji var. Ve ben şimdi size onu göstermek istiyorum. Hem de Ayşegül'ü kullanacağım bunun için. Şimdi sevgili dostlar, en yakıta geldik. Ben buradan sanıyorum bu sene 8 ya da 9 defa doldurdum. Bir simülasyonumuz olacak. Ayşegül bu hafta arabayı kullanacak. Ve biliyorsunuz ki normal şirket araçlarında taşıt tanıma diye bir sistem vardır. Yanaşırsınız ve lıngır lıngır doldurursunuz. Bunun için arabaya bir ekipman takarlar, şöyle yuvarlak. Nozzle girdiği zaman araba onu anlar ve yakıtı verir.
Şimdi burada da böyle bir teknoloji var. Ayşegül'den tek elini kullanarak, yani tek eli şey değil, arabanın şarj yerini açıp altına birazcık bastırman lazım. Çok naziksin. Heh. Soldakini ya da sağdakini alabilirsin. Aldın. Çek şöyle sağlamca. Bakın bir hanımefendinin sağ kolumla, solumu hiç kullanmadım. Kullanmadan yerleştiriyor. Nasıl destek aldın? Al hadi, al al al. Bakın şimdi buraya bunu yerleştirdi. Tak. Evet, taktı. Maviye döndü ışık. Hoş geldiniz dedi. Şarj yöntemini seçin ve bu kadar dostlar. Hiçbir şey yapmayacağım değil mi? Hayır, hiçbir şey yapmayacaksın. Şöyle kısayım. Şarj %0'dan SOC'yi. Şimdi bunlar aralarında anlaşacaklar. Ve geri kalanını en yakıt arabayı doldurmaya başlayacak. Biz Ayşegül'le gidebiliriz. Bu nerede güzel bir şey? Sevgili arkadaşlar, kız kardeşim kullanırken app kurmasına, babanız, anneniz bir app kurmasına, bir şey yapmasına gerek yok. Bakın başladı. Gerçekten hiçbir şey yapmadım ya. Bu çok güzel oldu. Şimdi ben iki gün mesela şey yapıyorum. Hangi derdi gel olayım? Yaklaş, çok uzaktasın. Şimdi ben iki gün boyunca kendim kullanacağım ya. Biraz da İstanbul dışına çıkacağım. Planım öyle. Orada hep böyle şeyim var, tedirginliğim var. İşte kuramazsam, başlatamazsam, yapamazsam diye. Bunu çok iyi tecrübe etmiş oldum. Bir de arkadaşlar, bu araba az yakmıyor. Ucuz yakıyor falan. Benim için para almıyorlar yakıttan. Ücretsiz. Çünkü benim kredi kartım takılı olduğu için canlı yayında gördünüz, ne app kullandık ne bir şey. Bunun da adı NX teknolojisiymiş. Tekrar ediyorum, altını çiziyorum. İsteyerse en yakıt yetkilileri de yazsın. Ben onlardan ne bir ücret aldım, ne bir para aldım, ne de bir promosyonlu içerik. Sadece Türkiye'deki mobilitedeki güzel işleri böyle kendim cepten, yani ailemizden reklamını yapacağım. Bu reklam değil. Bu da şirketten insanlara bir referans olsun. Siz de gelip zevkle kullanabilirsiniz. NX diye bir şey işte. Canlı yayında Ayşegül. Zorlandın mı takarken? Hiç zorlanmadım. Çok pratikti. Bir tek tek kola taşınmak azıcık zor geldi. Diğerinden destekledim de hemen takılmış oldum. Bir kız bana onu öyle. Öpücükle vermiyor şeyi. Benim için öyle. Ama sen bir öpücükle verebilirsin. Ay canım abim. Kardeş sevgisi candı. Hadi yiyelim de yemek yiyelim. Artık yemek yiyelim. Arkadaşlar, Susurluk bölgesinde Köfteci Ufuk'ta da var bu. Susurluk Üniversitesi'nde destekleme 27 doktor, 20 avukat, 38 mühendis. Ne kadar güzel. Bir de nezakete bakar mısınız? Her sene üstlerine yapıştırmışlar. Yani şu tabelayı bir kez daha basmamışlar. Arkasında kim var bilmiyorum. 1 TL yardım et, bir öğrenci olsun. Öğrenci Destekleme Derneği diye bir dernek. Nasıl bir yerdir bilmiyorum ama yasa bunu buraya koyduysa belli ki iyi bir yerdir. Bazı markalara aynı Starbucks gibi çok güveniyorum. Yasa da onlardan bir tanesi. Yıllardır, 15 yıldır İzmir'e gider gelirken Yorsan o zamanlar çok aktifti. O güzeldi ama Yorsan kapanınca tamamen tek tabanca yasacı olduk. Öteki türlü giderken Yorsan'a, yani İstanbul'a giderken Yorsan'a, İzmir'e giderken yasa yorardık. Şimdi sadece şu göbeği şöyle dönüp buraya geri geliyorum. İstanbul'a gidiyoruz ya buradan, dönüp geri geliyorum. Bir de buradan çıkarken şurada, eğer oradaki güvenlikçilere haber verirsiniz, onlar hemen yolu kapatıyorlar. Burada böyle şak diye buraya geçebiliyorsunuz. Çok ekonomik yani şey dönüşü. Kolay. Pratik. Çok geri gidiyorsunuz. Ve mutlu bir Ayşegül görelim. Tam bir saattir abicim ne yiyeceğiz? Şu zaten her şeyi anlatıyor. Susurluk hayranı. Köpüğüyle diye çekeceğiz şimdi. İkisini kendisine aldı. Hayır, Samet'e vermiyorsunuz. Al diye ya. Sana vereceğim. Şimdi bakın, buradaki kıyma ne kadar çok. Tabiri mi maruz görün. Bunu buradan kesiyorsunuz ya. Burası bomboştu. Bütün kıyması bu tarafa kaymış. Ama nasıl çıtır biliyor musunuz? Sanki midye tava yermişsiniz. Böyle kırışılı kırışılı. Çok güzel. Acayip. Zaten yoğurt ayran efsane. Kesinlikle. İyi ki, iyi ki tost söylemedik bir tane de. Bugün için memnunum yani ben bu şeyden. Şimdi Ayşegül Hanım da güzel güzel yiyor. Çok ünlü güzel. Türk tadımcısı. Apur upur. Oh, aynen. Götür koçum. Ne yaptık Ayşegül şimdiye kadar? Arabayı şarj ettiğimizden beri. Yemek yedik. Çibörek söyledik. Onları yedik. Onlar geldi. Sonra biraz oturduk. Sonra gittim yatsıya kıldım. Geldim ve araba şarj oldu. Araba %85'e kadar şarj oldu. Şimdi de gelelim Ayşegül'e arabayı söktürelim. Eşiniz, kız kardeşiniz, çocuğunuz diyelim ki arabayı kullanıyor ve taşıt tanıma sistemi gibi.
Hadi hemen bakalım. Bu canlandırmayı yapalım. Hadi bakalım. Hemen. Sök bana. Aynen. Araba telefonu da laughs diye kaputa atmasıyla gerçekten gönülleri fethediyor. Gibi varmış gibi sayıyorduk ya. Telefonun %85'e kadar şarj olmuş. Geldim. Çek çek. İyi sağlam çek. Heh. Yerine taktığımı. Bu iş tamamdır. Yerine daha kolay oturuyormuş ya. Bagaja daha, arabaya daha zor oturuyor. Sen mi kullanacaksın, ben mi kullanayım? Sen kullanacaksın. Tamam, ben kullanayım. Arkadaşlar evden çıktığımızda 90 ya da 88 tam hatırlamıyorum ne olduğunu ama 86'ya kadar gelmişiz. Yani hop hemen şey ışığımızı açalım. Bu madem burada böyle bir şey var. YouTuber ışığı. YouTuber ışığımız var. Aracı toplamda 3 çiğ böreği gömdük. Ayranlarımızı içtik. Vallahi de billahi de arabanın şarjı için 1 dakika ekstradan beklediysem ne olayım? 100-110-120 kW'larla %65'e kadar geldi. 65'ten 75-80'lere 75 kW'la geldi. 75'ten sonra da 40 kW'a kadar düştü ama bunu araba düşürüyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi de yolumuza geçelim. Biraz önceki dediğim gibi işte yasa çıkışta bakın güvenlik görevlisi bize doğru yaklaştı. Şimdi diyecek ki gel dedi, gel dedi, karşı tarafa çünkü geç dedi. Karşı tarafa geçiyoruz. İşte bu kadar ekstra gittiğimiz bir mesafe yok. Burada şimdi kırmızı ışıkta biz bekleyelim ki şey olmasın. Kırmızı ışıkta beklemeyip geçebilirdim. Ama ve lakin bu yol böyle buradan sağdan dolayı akıyor. Buranın nesi meşhur? Susurluğun Türkiye'deki en... Ama ben bunu çok sevdim ya bu ışık meselesini. Çok güzel değil mi? Susurluğun nesi meşhur arkadaşlar? Susurluğun... Aa bu ışığın bir de buraya katlanma olayı varmış. Vay çok evet, iyi. Tamamen YouTuber için ya. Tam YouTuber ya işte Tesla hepsini düşünüyor. Susurluğun kazası meşhur. Kazasının meşhur olduğundan dolayı da buradaki ışıklarda dikkat ediniz. Eve kadar götürecek enerjimiz var. Şimdi de ev diye yazalım. Bakalım ne kadar, kaç kilometrede bizi şey yapacak. 11 ile eve varacağız gözüküyor. Buna otoban değerleri de dahil. Evet sevgili arkadaşlar, otobanda mecbur değilsiniz full yolu gitmeye. İzmir'den girmiştik, Saruhan'dan çıktık. Susurluğa kadar geldik, karnımızı doyurduk, arabamızı doyurduk. Şimdi tekrardan Susurluk'tan giriyoruz. Bu yolda 60 TL tutacak. Güzel olan şey, yolda 110-120'ye bağlayarak, hele ki bir de bir arabanın arkasına kendimizi kitleyebilirsek, bu yolun keyfini yaşayacağız. Öyleyse şimdi gişelerden geçelim. Kenan Doğulu söylüyor, Yosun. Emrimde. Evet, önümüzde ne var? Önümüzde bir tane Tesla var. Herkese yargı dağıtıyor. Long range olduğu için. Otobanda bir tane long range avlayalım kardeş. Hadi bakalım kardeş. İzmir'deyken şarj ediyordu. Ne oldu? Çok çabuk bize yol verdin ya. Vallahi çok. Çekmenin anlamı kalmadı. Önümüz kapkara kaldı. Bir şeyimiz var. Arkamızdan diğer Tesla da geliyor. Diğer Tesla'ya da bir Tesla yapış da. Yapış yapıştırma geçemedi bir şey. Geçemedi ki ya. Geçemedi ki. Seneki 10. Yoldan geçişimiz. 2500 TL bu yola bugüne kadar para verdim bu yaz. Helal hoş olsun. Sizlere çok teşekkür ederim. Yolu kullanmayan, köprüyü kullanmayan ama yapısı gereği bu köprünün bütün vatandaşlar olarak ödüyoruz. Ve şu anda çıktığı şekilde bu köprüyü eğer biz şey yapıyor olsaydık, bir de bu ortam aydınlatmasını da açayım ben yine ya. Şey olmasın. Eğer biz bu köprüyü çıktığı fiyatlarla kullansaydık, hatırlıyorum, şu anda 20 dolar ücreti olacaktı ve 500 TL'ye geçecektik. Ama zaman, mekan tabii değişebiliyor. O yüzden şu anda 10 dolar gibi, hatta 9 dolar gibi bir ücrete geliyor.
Güzel oluyor. İdo'yu bile beklemeye, artık yavaş yavaş ben bile hesaba katmamaya başladım. Böyle bir durum oluyor. Yalnız video yıkılıyor ya. Bu Ayşegül YouTuber ışığını sen çok iyi buldun be kardeşim. Yani bunu 10 defa daha bir videoda söyleyebilirim. Evinde şarj imkanı ya da iş yerinde şarj imkanı yoksa, AC yavaş 11 kW'la bu aracı şarj edecek yapınız yoksa, sadece en yakıtlara, Zest'lere ait olacaksanız maalesef bu arabanın tadını çokça alamayabilirsiniz. Öte yandan sabah biz evden dolu çıktık. Şimdi evimize %11 ile 13 ile girmemizin hiçbir farkı yok. Arada işte yemek yerken haricinde bir şey yapmadık. Şimdi bir şey daha şey yapayım. Saat 6'ydı yola çıktığımızda. Burada böyle yolu göstereyim. Bu yola çıktığımızda saat 6'ydı. Şu anda saat 11'e çeyrek var. Tam 12'de evde olacağız gibi gözüküyor. Yani evden eve 6 saatte varacağımız gözüküyor. Ben şöyle bir hesap yapmak istiyorum sizlerle. Şey olursa, izniniz verirse. Köprüden geçerken videoyu kapatacağım da. Biz saat 6'da evden çıksaydık 7.30 uçağına yetişirdik. Bulunduğumuz konum gereği. 7.30'da uçağına binsek İstanbul Havalimanı'na inmesi saat 8.30'u bulurdu. İstanbul Havalimanı'ndan sadece yürüyüp otobüslere ya da taksiye binmek bizi 8.45, 8.50 gibi yapardı. Evimiz Avcılar'da olduğu için yeni havalimanından Avcılar'a gitmek toplu taşımayla 1 saat 15 dakika sürüyor değil mi? Şeyle. O zaman da saat 11 olurdu. Ben 11'de eve gelirdim. Ya da Sabiha Gökçen versiyonunda da o da yine aşağı yukarı 11-11.30 gibi evde olmamızı sağlıyor. Uçak biletleri baktık, bir kişi 1500 TL'ydi. Arttı çünkü fiyatları. Toplu taşımalarla birlikte 2000 liraya mal olacaktı tek yön. Şu anda bu yolculuk bize 350 TL köprü ve otoyol masrafları, arada aldığımız şarj 350 liralık bir şarj, 700, 150 liralık da evden yaptığımız şarj var, 850 liraya mal oldu. Artı yasaya verdiğimiz 200 TL ile de 1050 TL'ye mal oldu. Bu köprüden geçmenin konforuyla 1050 TL'ye 2 kişi İstanbul'a sadece 1 saat farkla gelebiliyoruz. Yalnız bu 1 saat farkta şöyle bir durum vardı. Yarım saatlik bir trafik ve 15 dakikalık bir kahve molası içinde vardı, 45 dakika. Şundan dolayı ben bu yıl 10 defa İstanbul'a arabayla geldim. Çünkü dostlar, uçaktan daha hızlı diyemem ama uçakla aynı sürede ve fakat ödediğimiz bedel uçağın yarı fiyatına, tek kişi için konuşuyorum, iki kişi için de dörtte bir fiyatına geldiği için ve yolda sıfır ses, arabanın insanı yormayan yapısı. Bu da otopilotta insanın atıp öndeki arabaya kilitledikten sonra, şimdi 105'e düştüm de normalde 125'teydim. O kadar rahat gidiyorsun ki sizlerle bu güzelliği paylaşmak istedim. Otopilotu şöyle bağladığınız zaman, otopilotu yol boyunca bu güzel hanımefendiyle sohbet, arabamıza bağlanan diğer gönlümüzün hanımefendisiyle sohbet, üçlü muhabbetlerimizle ben anlamadan bu yolu bitirdim. Şu anda zaten geçen videolarımda hatırlamışsınızdır. Köprüden geçtikten sonra İstanbul'a geldik. Ondan sonra şuradan şöyle Ataşehir, Ataşehir'den keyfimize göre tünel ya da birinci, ikinci köprüden geçişle evimize varacağız. Elektrikli arabaların pil kapasiteleriyle alakalı sıfır sorun. Şarj sistemleriyle alakalı sıfır sorun. Bugün en yakıt sağ olsun NX teknolojisiyle arabamız Ayşegül'ün takmasıyla, yanında hiçbir app açmadan 20 saniye içerisinde şarja başladı. Ardından da 40 dakika 35 dakikalık molamız sırasında da evden çıktığımız hale getirdi. Kim için sıfır sorun? Evinde şarj istasyonu bulunan, AC şarjla her gün tam kapasiteye çıkabilen insanlar için elektrikli araç problemi bu ülkede yok. Rahatlıkla geçebilirsiniz. Maliyeti de cabası. MTV'sidir, diğer masraflarıdır. Şu anda baktığınız zaman 19.761 kilometre. Normalde Ayşegül'ün kullandığı araba uzun yolda 5-5.5 litre yakıyor standart gidişlerde. Ki o da bu kadar hızlı gidebilirdi bu yolu. 5.5-6 litre yakardı cross. Benim kullandığım Mercedes-Benz CLA 200 uzun yolda bu arabayı kullandığım gibi kullanırsam 8 litre yakardı. Vurma o kadar, laf ediyor sonra Mercedes sahipleri. İlker var EQ'ye sahibi. Sonra diyecek Mercedes'e çok gömme, o benim aşk markam.
Ya tamam, ben deposu doluyken seviyorum Mercedes. Deposu boşken seviyorum. Ha öyle, deposu boşken. Ben de zannettim ki git basıyor gitmiyor. İlker valla Mercedes'e. Mercedes'e asla bizim ailede laf yok ama EQ güzel araba. Benim seninki. İlk göz ağrım Mercedes ya. Ben B150 ile ilk gözümü açtım. O bende yeri başka hani. Kendi yasama. Arabası, kendi arabası Mercedes B150'ydi 10 küsür sene önce. O annemin eski arabasıydı da işte Ayşegül'ün ilk arabasıydı. Bizim şimdi yazlıktaki arabamız. Her neyse, aha TOG'un yanından geçiyoruz. Canım TOG. Onun da çok emekleri var. Şarj altyapısını geliştirmesi konusunda. Benim geçtiğim yerlerde çok Turugo'ya rastlayamıyorum. Yok ama çok bula bula yaptık. Lafı bitireceğim diye artık. Bir daha çekim yapmayacağım eve gittiğimde. Ha, ne diyorduk en sonunda? 8 litre yakarım bu arabanın gittiği şekilde. Çünkü 120-130'lar ortalama bakın 178 kilometreyi 1,5 saatte yapmışım. Gelirken 120 ortalamaya çıkmış hızım. 211 watt saatte bir tane long range ile açık kapıştık. Arda kardeşimizle. Neyse 8 litre çarpı 40 ile 3 lira 20 kuruştan 19.760 bin liraya yakın. Yakıt yakacaktım. Bir de Mercedes'i 15.000'de bakıma götürecekti. Fiyat teklifi aldım. 11.000 TL. 11.000 TL'yi tabii yaptırmadım şu anda arabayı kullanmadığım için. Satacağım ne de olsa. 11.000 TL'de onu ödediğim zaman MTB problemini aşmış olduk. Hatta yavaş yavaş kasko farkını bile erittiğimi söyleyebilirim. Geriye ne kalıyor? Geriye İstanbul'da bu arabanın zevkini sürmek kalıyor. Lütfen siz de aracınızın PPF kaplamalı -2 bodrum katta üzerine branda çekilmiş şekilde senede 10.000 kullanayım bataryası eskimesin araba yapmasın gibi demeyin. Zaten arabaları sıfır fiyatlarından minimum %30 benim beklentim %40 piyasa dengeye geldiğinde de sıfır fiyatlarından %15 düşüğe satabileceksiniz. Yeni dönem 2025 yılında en iyi ihtimalle hele bir de kasa değiştirirse 90.000 dolar olan Model Y'yi 10.000 kilometredeki birisi 70-75 bin dolarlara satabilecek. Aha da bunu buraya yazıyorum kanal içerisinde. O zaman görüşürüz. Öyleyse Engin Ayşegül abi kardeşlerin bir yolculuğuna daha aracılık ettiğiniz için sizlere teşekkür eder. Ve iyi geceler dileriz. İyi günler dileriz. İyi haftalar. İyi izleyin, seyirler dileriz. Her şeyi dileriz yani. Her şeyi diliyormuş. Şey olsun. Yalnız Ayşegül gerçekten stüdyo ışığına döndü. İnanılmaz. Evet, yani şu anda kameraya bakıyorum. Aynadan şeyden yansıyor da kendime bakıyorum oradan. Resmen stüdyoda gidiyor gibiyiz. Muazzam ya. O zaman daha çok çekersin. Gece videolara gelir böyle. İlker, bu sözüm sana. İlker abim, EQ'ye sahibi, en tutkulu takipçimden birisi. Şu arabada seninle bir akşam yolculuk yapalım. EQ'ye Tesla sohbeti yapalım. Ayşegül'le oturduğumuz gibi. Bir iki lafın belini kıralım, onu da YouTube'a yükleriz. Var mısın? Gelir misin benimle? Hoşçakalın.